Şimdi cilt sağlığına neden önem vermeliyiz diye bir soruyla dilerseniz başlayalım. Şimdi ilerleyen yaşlarda önem vermeye başlıyoruz ama daha genç zamanlarda cildim zaten güzel yani çok da bir şey yapmaya gerek yok düşüncesi olabiliyordu. E, o yaşlardan başlayarak cilt sağlığımızın e, öneminden biraz bahsedelim. Cilt sağlığımız çok önemli. Neden önemli? Çünkü bizim cildimiz dış ile etkileşim halinde olan, bizi çevresel hasarlardan koruyan, aynı zamanda beden sağlığımız hakkında fikri veren, en büyük ve en önemli organımız aslında. Hı hı. Tabii cildimizin çok sayıda fonksiyonu var. Neler yapıyor? Biz dış dünyanın etkilerinden, zararlı etkilerinden, çevresel faktörlerden koruyor. D vitamini sentezlenmek gibi önemli metabolik fonksiyonları var. Aynı zamanda e, bu fonksiyonları yerine getirilmesi, sağlıklı olabilmesi için cilt sağlığına önem vermemiz gerekiyor. Tabii aynı zamanda genç ve güzel görünmek için de cilt sağlığı Aynen. oldukça. Önemli ve kıymetli. Cildimizin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Nedir Tabii, belirtileri? Biz temel olarak cilt sağlığını değerlendirirken dört temel parametreye bakıyoruz aslında. Cildin sıkılığını ve elastikiyetini değerlendiriyoruz. İnce çizgiler ve kırışıklıklar var mı? Cilt tonunun eşit olup olmamasına bakıyoruz. Cilt tonunu etkileyen lekeler var mı? Pigmentasyon sorunları, melazma gibi pigmentasyon sorunu var mı? Güneş lekeleri var mı? Onu değerlendiriyoruz. Son olarak da cildin parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir cildi, sıkı, nemli, parlak, pürüzsüz ve cilt tonu eşit bir cilt olarak tanımlayabiliriz. Yaşam tarzımız cilt, yaşam tarzımızın cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden birazcık bahsedelim. Yaşam tarzımız, siz de programlarınızda vuruluyorsunuz. Evet, Nasıl? beslenmeyi de buraya isterseniz ekleyebiliriz. <laughs> cilt sağlığımız için çok önemli, bir yaşam tarzımız bizim için oldukça önemli. Hı -hı. Bunların başında tabii ki... Beslenme geliyor. Hmm. Bunun dışında neler var? Tabii ki düzenli ve sağlıklı uyku, hmm. düzenli yapılan egzersiz. Hmm. E, onun dışında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi beslenmenin çok önemliliğinden bahsetmiştik. Bunlar oldukça Düzenli önemli. kafa yapısı, tabii ki, stressiz bir hayat. Tabii ki stressiz yaşam, alkol ve sigaradan uzak kalma, stres yönetimi, cilt sağlığı için oldukça önemli Peki yani egzersiz yapmak cildi gençleştirir mi? Nasıl bir etkisi olabiliyor? Ne alaka yani diye şimdi sorabilirler. E belki ekran başında gitseniz orada kası çalıştırıyoruz. Nasıl cildim güzelleşebilir diye sorabilirler. Anlatabilir miyiz biraz? Düzenli yapılan egzersizin e, cildin kan dolaşımını arttırdığı, cildin üst tutma kapasitesini artırarak cilt sağlığına iyi geldi. Aslında uzun zamandır biliniyordu. Hı hı. Ama hangi egzersiz türünün, cilt sağlığı için daha faydalı olduğu daha yeni yayınlanan bir çalışmada gösterildi. Bu çalışmada iki egzersiz birbiriyle karşılaştırılmış. Bunlardan birincisi aerobik egzersiz yani işte koşu gibi, bisiklete binme gibi aerobik egzersiz. Hı -hı. Diğeri de direnç egzersizleri yani ağırlıklarla yapılan Hı -hı. egzersizler. E, yaşları 41 ve 56 yaş arasında değişen iki kadın, kadınlar iki gruba ayrılmış. Bir grup düzenli olarak aerobik egzersiz yaparken diğer grupta direnç egzersizi yapmış. 16 hafta boyunca işte haftada iki kez 30 ar dakika boyunca bu egzersiz türlerini gerçekleştirmişler. 16 haftanın sonunda onluk kişilerin cilt kaliteleri değerlendirilmiş. Bu çalışmanın sonunda her iki grubunda cilt kalitelerinde kolajen sentezinde artışı olduğu, cildin daha elastik bir görünme kavuştuğu ve cildin yaşlanmasına neden olan stokinlerin miktarının azalma olduğu gösterilmiş. Hmm. Burada farklı olarak şu var. E, direnç egzersizi yapan grubun tüm bunları ek olarak deri kalınlıklarının arttığı gösterilmiş. Dolayısıyla deri kalınlığı neden önemli? Çünkü biz yaş aldıkça cildimiz inceliyor. Evet. O incelmeyi biraz daha azaltabilmek amacıyla Bu direnç, direnç egzersizi belki, yaptığımızda aslında evet. cildimizi ...daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamış oluyoruz. Özellikle ne yapmamız gerekiyor? Cildimizin daha sağlıklı bir kazanması için... ...hem direnç egzersizi hem de aerobik egzersizi... ...özellikle direnç egzersizini hayatımıza dahil etmemiz... ...dahil etmemiz gerekiyor. Diyor. Şimdi hocam mesela bize öyle bir şey söyleyin ki... ...cildimizde erkenden yaşlanmasına neden olsun... ...ve buna rağmen hem ülkemizde hem de dünyada <laughs> yaygın olarak tercih edilsin. Bunu tabii ki merak güneş eden varsa... ]lenme evet, tabii solaryum. ki ve solaryum. Burada özellikle solaryumun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü... Solaryum cildin daha erken kırışmasına, cildin üzerinde lekelerin ortaya çıkmasına ve ciltteki yaşlanma bulgularının daha erken dönemde yani premature aging yani erken yaşlanmasına neden oluyor. E peki güneş mi daha zararlı, solaryum mu daha zararlı diye sorsam. İkisi de zararlı ama şurada burada şu var, deri kanseri riskinin artışı burada çok önemli. Eğer kişiler erken yaşlardan itibaren düzenli olarak solaryuma girmişlerse hem melanom hem de melanom dışı deri kanser riskinin hmm. belirgin olarak arttığını görüyoruz. Bir de yapay bir güneşin, değil mi şimdi evet, o? Yani, evet, güneşin faydaları da var ama öyle bir faydası olduğunu Yok. söyleyemeyiz. Ee, tabii burada şunu vurgulamak lazım: Eğer e, cildimizin erkenden yaşlanmasını istemiyorsak güneşten mutlaka korunmalı ve solaryuma girmemeliyiz. Bu nedenle bunlara çok dikkat etmeliyiz. Sağlıklı bir cilt için yapılması gereken en önemli uygulamaları konuşalım. Sağlıklı bir cilt için yapılanması en önemli uygulamaları başta tabii ki Botoks uygulaması geliyor. Neden? Çünkü aynı zamanda hani biz botoksu kırışıkları gidermek için yapıyoruz sıklıkla. işte göz kenarındaki alın kaş ortasındaki çizgilerin belirginini azaltmak Hı -hı. için yapıyoruz. Ama aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda kolajen sentezini uyararak cilt kalitesi cildin daha sağlıklı, daha parlak, daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğu gösterildi. Dolayısıyla uygulamanın başında botoks, botoks geliyor. geliyor. Peki mesela botoksa başladım şimdi yani ucuz bir yöntem de değil. E doğru ellerde yapılması çok çok önemli diye düşünüyoruz. Bir kere yaptırdım. Bir daha hep yaptırmam gerekiyor. İşte eğer yaptırmazsam ve bırakırsam cildim eskisinden çok daha kırışık bir görüntüye sahip olacak düşüncesiyle ilgili. Siz evet öyle bir neler şey düşünce olabiliyor. Aslında ilk haline geri dönebilir. Yani yapılması bıraktım daha kötü bir görüntü ortaya çıkmaz. Tam tersine düzenli olarak botoks uygulaması yaptıran bireylerin zaman içerisinde daha iyi bir görünme kavuştu. Bıraksalar bile daha bir iyi bir görünme kavuştu. Yapılan ikiz çalışmalarında da gösterilmiş aslında. Peki botoks ne kadar geç başlanırsa o kadar iyi olur inanışsızca doğru mu? Hani bu tarz işlemler veya? Şimdi geç başlandığında e, ne oluyor? E, o çizgilerin daha belirgin hale gelebiliyor. Çok mimik tekrarlayan, yıllar boyunca yineleyen mimik hareketlerin yapılmasına bağlı olarak kaş ortasında, alın bölgesinde, göz kenarında o çizgiler daha belirgin, daha derinleşmiş olabiliyor. Hmm. Tabii ki botoksla bunları biraz azaltmak mümkün ama o belirginleşme ortaya çıktıktan sonra Elde edilen sonuç erken dönemde yapıldığına göre biraz daha az olabilir. O nedenle daha erken dönemde çizgiler belirgin hale gelmeden koruyucu amaçlı yapılmasını öneriyoruz. Derinleşmiş çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde tek başına sadece botoks yapmak yeterli midir? Botoks tek başına yeterli olmayabilir. Burada e, dolgu uygulamaları, lazer işlemleri, hiyalonik asit içeren dolgu uygulamaları gibi uygulamalarla desteklemek gerekebilir. Tek başına botoks yapmak yeterli olmayabilir. Bir antik o zaman do dolgu uygulamalarından bahsedelim dilerseniz. Cilt gençleştirmede hangi yöntemlerle, hangi bölgelerde daha sıklıkla tercih ediliyor, kullanılıyor? Dolguları sadece aslında cilde yüzümüzde şekillenmek amacıyla kullanmıyoruz. Aynı zamanda Hı -hı. cilt katısını desteklemek, ve artırmak amacıyla kullanıyoruz. Çünkü zaman içerisinde Cildimizde bulunan hiyalonik asit maddesinin azaldığını ve bu nedenle cildin daha gevşek ve sıkılığı azalmış bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Bu nedenle o azalan hiyalonik asiti ekstra dışarıdan hiyalonik asitlenen dolgularla desteklediğimizde daha parlak, daha sağlıklı, daha sıkı bir cilt elde etmek mümkün olabiliyor. Bir de mezoterapi var tabii. tabii mezoterapi ki. uygulamasının cilde olan faydalarını konuşabiliriz. Tabii Nedir ki, mezoterapi? Mezoterapi aslında cildin orta katmanlarına vitaminler, asitler, peptitler gibi bazı maddelerin uygulanması o cildin kaybetmiş olduğu bu maddeleri dışarıdan destekleyerek cildin daha sağlıklı bir görünümü sağlaması e, ortaya çıkması sağlanabiliyor. E, i̇ki 2-3 haftalık aralarla üç uygulama şeklinde yılda bir kez uygulama yapılabiliyor. Yani geçici mi oluyor peki bunun etkileri ya da ne gibi etkiler Değişiyor. görebiliyor mesela insanlar medistorifi mesela yaptıktan mesela çizgileri sonra çizgileri var. O çizgilerin yani. belirginliği azalmış oluyor. da lekeleri var. O lekelerin belirginliği azalmış oluyor. Hı -hı. Ya da yüzde hafif bir yüzde sarkma var. O sarkmayı biraz hafifletmek amacıyla kullanılabiliyor. Cilt gençleştirmede hangi cihaz uygulamalarından yararlanılabiliyor son dönemlerde? Biraz cihazlardan bahsedelim. Cilt gençleştirmek amacıyla kullanılan çok sayıda cihaz var. Bu cihazların genel mantığı aslında e, kolajen sentezini uyarmak. Bunların başında BBL uygulamaları, karbondioksit azar işlemleri, altıniyeli radyo frekans uygulamaları gibi uygulamalar var. Bu uygulamalar sonrasında cildin e, parlaklığı sağlanabiliyor, cilt elastiği daha sıkı bir görünüm elde edilebiliyor ya da kırışıklıkların belirginliği azaltılmış oluyor. O zaman biraz BBL'den bahsedelim. Nedir BBL? BBL Broadband Light yani 400 ile 1200 nanometre arasında ışık veren FDA tarafından onaylanmış bir ışık sistemi. Derinin farklı katmanlarında yer alan kromoforlar hedefleniyor burada. Bu hedeflenme sayesinde ciltteki lekelerin belirginliğini azaltmak ya da kızarıklık, kılcal damar genişlemeleri gibi problemleri hafifletmek mümkün olabiliyor. Aynı zamanda foto yaşlanmış deride o yaşlanma bulgularını azalttığına yönelik bilimsel çalışmalar da var. O alttaki kolajeni tetikleyen lazer cihazları neler mesela? Altı iğneli radyo frekans aslında. Ha mesela bunları altı iğneden Radyo frekans çok önemli. Cildin üst katmanlarına bir zarar vermeden cildin orta tabakasına radyo frekans enerjisi vermesi verilmesini sağlıyor. Bu enerji sayesinde kolajen üretim tetiklenmiş oluyor. Aynı zamanda tedavi amacıyla da kullanılabiliyor. İşte akne izlerinin tedavisinde. ...yüzdeki, yüzde biraz daha toparlanma, biraz daha sıkılaşma ortaya çıkmasını sağlamak, sağlamak hmm. amacıyla kullanılabiliyor. O yüzden mesela akne izleri, yani çok genç dönemlerden kalan akne izleri, ciltteki o lekelenmeleri için hangisini öneriyorsunuz daha sıklıkla? Kombinasyonlar aslında öneriyoruz. Değil mi? Tek bir da, işlem evet, yeterli işlem olmayabilir. Olmuyor. Burada bu işlemler tek başına yapılabileceği gibi birbiriyle kombine ederek de kullanılabilir. Böylece sinerjist bir etki ortaya çıkmış oluyor. Yani 1 artı 1, işte 2 değil de 1 artı 1 daha 3, 4 gibi sonuç ortaya çıkmış olabiliyor. Olabiliyor. Peki. Peki karbondioksit lazer cilt gençleştirmede kullanılabilir mi nedir karbon Tabii, karbondioksit? Tabii karbondioksit lazer aslında deride kontrollü bir termal hasar ulaştıran oluşturan ablatif bir lazer sistemi. Hı -hı. Deriye sütunlar halinde bir lazer ışını gönderiliyor. Burada kontrollü bir cilt hasarı oluşturuluyor. Hasarlanmamış deri bölgesindeki hücreler hasarlı bölgeye geçerek orada aslında bir yara iyileşmesi ortaya çıkmış oluyor. Tabi burada cilt iyileşirken, yenilenirken cildin yüzeyinde yer almış olan çizgilerde hafifleme, gözeneklerin belirginde azalma gibi durumlar ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla cilt gençleştirmek için kullanılan önemli tedavilerin başında da bu uygulama geliyor. Hangi yaştan itibaren yapılmasını öneriyorsunuz? Bu Genel cilt, gençleştirme. cilt gençleştirmek için yapılan tedaviler daha 30'lu yaşlardan sonra yapılabilir. Ama hı hı. gözeneklerin belirginliğini azaltmak isteyen bireylerde daha erken dönemde de yapılabilir. Hı hı. Ama tabii karbondioksit azarlar sadece cilt gençleştirmek amacıyla kullanılmıyor. Aynı zamanda dermatolojide birçok te durumun tedavisi amacıyla da kullanılabiliyor. Ee, sağlıklı cilt için kullanılması gereken aktif içerikler neler? Tabii bunlar için neler var? C vitamini, E vitamini gibi antioksidan içeriği sahip olan ürünleri mutlaka kullanmayı öneriyoruz genellikle. Sabah güne başlarken güneş hasarından da çünkü cildimizin korunmasına yardımcı olabiliyor. Değil mi çevresel faktörler? faktörlerden? Faktörlerden korunabiliyor. Aynı zamanda güneşten korucu kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Ve gece yatarken kolajen sentezini uyarmak amacıyla retinol içeren ürünlerin kullanılmasını mutlaka öneriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.